Burun ameliyatı Evet. kesin çözüm müdür? Horlamaya, burun etlerini aldırmak, kesin kaşıntıya, ağrıya, sızıya sonuç mudur diye gelen sorular var. Özellikle ameliyattan korkuyorum ama şu an hocamı izliyorum. Çok da sempatik, çok akıcı konuşuyor. Ama güven hissettim, kendisiyle buluşmak istiyorum. Burun etlerini aldırmak tedaviye sonuç mudur diye gelen soruların cevabı. Şimdi burun tıkanıklıkları işte mekanik ve enfeksiyöz olarak dediğim gibi biraz önce ayırmıştık. Evet. Mekanik nedenlerden burun kıkırdak eğrilikleri, burun etleri evet ameliyatla çözüm Evet. sağlanıyor buna. Bu da işte horlama hastalarının büyük bölümünde burun problemleri var. Bir basamak tedavisi uyguluyoruz horlama cerrahisinde. Horlama ne? Öncelikle horlamanın bir tanımını yapalım. Horlama nedir dersek işte üst solunum yolundan geçen havanın oradaki dirence bağlı oluşan türbülans sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık, bir ses, bir hastalık. Bu horlamaya bağlı oluşabilecek başka hastalıklar da var. Bu horlamayla beraber işte uykuda nefes durması, uyku apnesi dediğimiz bir sendrom da eşlik edebiliyor. Evet. Bunun yanında işte bunlara bağlı da horlamaya bağlı yeterli uyku kalitesinin olmaması sonucunda gün içi yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları, işte apne nefes durmaları varsa işte kalp damar hastalıkları, tansiyon hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Biz bunun tedavisinde öncelikle tam kapsamlı bir kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Hem boğaza bakıyoruz, buruna bakıyoruz. Burada bu direnci yapan nedenleri bir ortaya koymak lazım. Nedir diye soralım. Burun eti İşte midir burun kesin? eti, burun Evet, kıkırdak tanım. eğrilikleri, sinüzit gibi enfeksiyonlar, burundaki problemler. Bunun haricinde yumuşak damak düşüklüğü, Evet. bademciklerin çok büyük olması veya dil kökünün çok geniş, çok büyük olması, geriye kaçması da başka faktörler. Ama öncelikle bir basamak tedavisi uyguladığımız zaman, öncelikle bu eğer aşırı kilo da tabii bir neden, ana nedenlerden Tetikler, biri. değil mi? Kilo verme ve burun ameliyatı birinci sırada. Öncelikle bunları yapıyoruz. Burun ameliyatını yapıyoruz, kilomuzu veriyoruz. Hasta bundan sonra rahatlıyorsa zaten sorun çözülmüş demek. Ama rahatlamıyorsa, hala şikayetleri devam ediyorsa bu sefer ikinci basamağa geçmemiz gerekiyor. Evet. Bu da bir uyku testi yaptırıyoruz. Yani polisomnografi dediğimiz tam bir gece hasta bir uyku testine tabi tutuluyor. Burada işte horlamanın derecesi, uyku apnesi varsa bunun kaç defa tekrarladığı ve beyin fonksiyonlarına, solunum fonksiyonlarına bakılıyor. Bunun Peki, sonucuna göre de evet. yine işte yumuşak damak, dil köküyle gibi ilgili bir cerrahi de oluşabilir. Yani yapabiliriz veya CPAP dediğimiz bir cihaz verebiliyoruz hastalara. Nasıl Makine takıyorlar kullanılıyor? gece. Evet. Bu pozitif bir basınç veriyor ve böylece bu horlamaya nefes durmasını engelleyen bir alettir ama tabii cerrahi yapıp bunun derecesini düşürmek ağır apnesi olanlarda bence daha faydalı. Çünkü o alete bağımlılığı azaltıyor.